İlk gecenin en önemli kısmı evliliği tamamlamaktır, değil mi? Çünkü bu karı kocanın sahip olduğu bir arzu ve bu arzuyu karşılamanın helal yolu da budur. Dolayısıyla bazı insanlar bunu yapmak için acele etmeleri gerektiğini hissedebilir. Ancak ilk gece bunun gerçekleşmesi zorunlu bir sünnet değildir. İşte bu yüzden hassas olmanız gerekiyor. Çünkü son birkaç gün ya da hafta muhtemelen ikiniz için de çok ama çok yoğun geçmiştir, değil mi? Tabii ki çiftler evlendiklerinde çok fazla heves olacak ama çoğu zaman insanlar yorgun olabiliyor. Bu nedenle dikkatli ilerleyin, rahatlayın, birbirinizi tanıyın. Özellikle de helalden şaşmadıysanız, yani önceden birbirinizle bir ilişkiniz olmadıysa. Maalesef bunu başaramayan, evlilik gününüzü dört gözle beklemenizi gerektiren her şeyi yapan birçok çift var. Yani gerçekten dürüst kalan bir çiftseniz bir aciliyet hissedebilirsiniz. Aranızdaki buzları eritmek isteyeceksiniz. Birbirinize alışmak istersiniz. Genel olarak kendinizle uyumlu olduğunu düşündüğünüz birini bulduysanız, bunun için araştırmalar yaptıysanız, diğer insanlar aracılığıyla kişiliğini anlamaya çalıştıysanız vesaire, nikahtan sonra karı kocanın birbirine helal olduğunu da biliyorsunuzdur. Kaçınmanız gereken şeylerden biri gereksiz naz yapmaktır. Aksi takdirde karşınızdaki kişi üzerinde kalıcı bir olumsuz izlenim bırakabilirsiniz. Kadının da erkeğin de gereksiz yere naz yapması helal değildir. Her ikiniz de kendini, birbirinizi tanımaya vermeli. Genel tavsiye kadınların elde edilmesi, zoru oynamamaları ve erkeklerin de ağırdan almamaları yönündedir. Çünkü genellikle karşılaşılan sorunlar bunlardır. Karşınızdaki kişi hala görece size yabancı olduğu için ne kadar ileri gidebileceğine dair kararsız olabilirsiniz. Örneğin saç gösterme. İlk gün her şeyi görmeyi beklemeyin. Bu aşamada doğal bir çekince söz konusu olabilir. Bu nedenle sakin olmanız gerekir. Birbirinizi güvende hissettirin. Devamı zaten gelir. Birbirinizi övmeye başlayın. Karşındakini övün. Rahatlatın. İşini kolaylaştırın. Gevşetin. Bunlar bu gece için sünnet olan tavsiyelerdir. İmam Taberani'nin rivayet ettiği bir hadise göre çiftler cemaatle iki rekat namaz kılmalıdır. Dolayısıyla bir araya geldiğinizde ister bir otel odasına, ister kendi dairenizde veya arkadaşınızın dairesinde ya da her neyse bir araya geldiğiniz ilk gece abdest alın ve iki rekat namaz kılın. Daha sonra kocaya karısının yüze düşen saç perçemini tutması ve aşağıdaki duayı okuması tavsiye edilir. Kadın da bu duayı yapabilir. Dua şunu der: Allah'ım, senden onun içindeki iyiliği, ona verdiğim iyiliği istiyorum ve onun kötülüğünden, ona verdiğin kötülükten sana sığınıyorum. İnşallah bu, şeytanı uzak tutar ve sizi başınıza gelebilecek her türlü kötülükten korur. Bu noktada özel bir hediye vermek icap edebilir. Evlilik hediyesinin verilmesi gereken an bu andır. Bu hediye özel ve kişisel olmalıdır. Tercihen ölene kadar hatırlayacakları bir şey olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize hediye verin, bu muhabbet doğurur demiştir. Eşiniz en çok sevmek istediğiniz kişi olduğu için Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevgi bağı oluşturmak için teşvik ettiği her şeyi yapın. Çoktan evliyseniz ve bunu yapmadıysanız yine de özel bir gece geçirebilir ve hadi bunu tekrar yapalım, sana bir hediye vereyim diyebilirsiniz. Bir de sünnetten bir şey daha var. Koca yeni gelinine içecek bir şeyler, güzel bir meyve suyu ya da su bile ikram edebilir. Bu noktadan sonra odada başka kimse bulunmamalıdır. Çünkü çift yakınlaşmaya ve birlikte olmaya karar verebilir. Bunun için çift önce özel bir dua olan Bismillah duasını okumalıdır. Bu duayı ezberlemelisiniz. Bu çok önemli çünkü unutmayın. Evliliğin ana fikriyle ilgili bir dua, yani çocuk ve gelecek nesil üretmekle ilgili, iyi çocuklar yetiştirmek için her şeyi doğru yaptığınızdan emin olmak istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Şeytan en başından itibaren sorun yaratmak isteyecektir. Bu duanın anlamı da şudur: Allah'ın adıyla, Allah'ım bizi şeytandan uzaklaştır ve şeytanı bize verdiğin nimetlerden uzaklaştır. Çocuklarımızın da şeytandan etkilenmesini istemeyiz. Akılda tutulması gereken bir diğer nokta da eşinizle olan cinsel yakınlığınızın ayrıntılarını sadece bu gece değil, herhangi bir zaman bir başkasına anlatmanızın yasak olduğudur. Bazı insanlar arasında garip bir gelenek vardır.
evlenecek bir kişiye, örneğin bir kadına veya bir erkeğe ilk karşılaşmalarının ayrıntılarını açıklaması ve bunu kendileriyle karşılaştırmak için baskı yaparlar. Tamamen haram ve yanlış bir şey. Ayrıca eşinizin güvenine ihanet etmektir bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Allah katında insanların en kötüsü karısıyla cinsel ilişkide bulunan, karısı da onunla cinsel ilişkide bulunan, sonra karısının sırlarını ifşa eden erkektir. Aynı şekilde bir kadın da kocası için aynı şeyi yapmamalı. Ay hallerinde erkekle bir araya gelmemelidir. Büyük günahlardandır. Ay halinde kadının tenasül yolları kanla dolgun, rahmin damarlarının ağzı açık, az çok bereli bir haldedir. En titiz ve temiz olanlarda bile bu yollarda sinsi bekleyen milyonlarca mikroplar vardır. Ay hallerinde bunlar hemen süratle ürer, çoğalır, kuvvetlenir, fırsat kollar ve en ufak bir sebeple hemen bereli bulunan tenasül uzuvlarını, rahim ve yumurtalıkları sarar. Bu ara vuku bulan cinsi yakınlık mikropların her yana yayılmasına sebep olur. Bu hal kadını hasta eder. Devamlı olursa fazla kan boşanmalarına, bel ve kasık ağrılarına, ciddi birçok kadının rahatsızlıklarına sebep olur. Sonra adet kanının kendine mahsus ağır bir kokusu vardır. Bu koku pek temiz kadınların bile ter ve tenini kaplar. Bu kokudan kadın kendisi bile tiksinir. Bu sırada vuku bulan cinsi yakınlıkta bu ağır koku erkeği de tiksindirir. Kadın bunları bilerek temizliğe bu zamanda daha çok dikkat etmeli ve eş oynayışından hep uzak kalmalı. Yakınlıkta bulunmamalıdır. Ay halinde ilişki haramdır. Büyük günahtır. Doğusa iken de yakınlıkta bulunmaktan sakınmalıdır. Bu da haramdır. Zira doğum esnasında tenasül uzuvları, bilhassa rahim, hazne verilenir. Çok defa yırtıklar husule gelir. Bu sırada kadınla yakınlıkta bulunmak kadını pek fena örseler, mikropların hemen faaliyete geçmesi birçok önemli kadın hastalıklarının meydana gelmesine sebep olur. Onun için rahim ufalmadan, kadının tenasül uzuvları tabi haline almadan kadına yanaşmamalıdır. Geveliğin son 3 haftasında ilişki kadın için zararlı olabilir fakat dinen günah değildir. İlişkiyi tekrarlama zamanı ve miktarı şartlara göre değişik olur. Bundaki genel ölçü şudur. Kendiliğinden uyanan ve sonunda yorgunluk vermeyen, insana ferahlık ve zindelik kazandıran ilişkiler tabi ölçüde demektir. Hali veya yaşı müsait kimseler için bunun muayyen bir sınırı olmamakla beraber aradan 4-5 gün geçmeden tekrar edilmemesi yerinde olur. Çünkü erkek boşalttığı cinsel enerjiyi ancak bu müddet zarfında kafi miktar doldurur. İlişkilerin evli eşler için 40 yaşına kadar ortalama haftada 2 defası normal sayılırken 40'ından sonra haftada 1, 50'sinden sonra 2 haftada 1, 60'ından sonra ayda 1 olması tabi ölçüde sayılmaktadır. Ancak bunlar kesin ölçüler değildir. Her insanın hal ve şartlarına göre değişiklik gösterir. Kadın haklı olarak cazip halleriyle erkeğine karşı cinsi arzusunu hissettirince erkeğin onu ihmal etmeden yakınlıkta bulunması gerekir. Cinsi ilişkilerin fazla olması erkeği sıkıntıya sokar. Yorgunluk, halsizlik ve dermansızlık yapar. Hele pek genç yaşlardan itibaren bu yoldaki aşırı faaliyetlerle yıllarca israfta bulunanlar zamanla cinsi kudretlerini kaybedebilirler. Fazlası iyi olmadığı gibi lüzumsuz cinsi perhiz de iyi değildir. İlişkinin fazlası bedene zarar verir. Azı da ruha zarar verir. İnsanın psikolojisini bozar. Lüzumsuz telaş ve heyecan erken boşalmayı kamçılar. Bu hal daha ziyade zivaf gecesinde ve ilk temaslarda görülür. Merak ve heyecandan itidalini koruyamayan erkek erken boşalmayla o anda başarısızlığa düşebilir. Fakat bundan telaşlanmaya hacet yoktur. Zifaf bahsinde belirtildiği gibi bu olay o an için olağandır ve daha sonra normal dengesini bulacaktır. İlişkiden uzunca bir zaman uzak kalan eşler de erken boşalmaya daha müsait duruma gelirler. Bu yüzden erken boşalma engeline takılan erkek bir müddet sonra ikinci bir teşebbüsle de noktasını tamamlayabilir. Boşalmadan sonra bedenleri ayırmadan bir süre daha bekleşmek de kâfi gelebilir. Bu ölçüler içinde sabır alışkanlığına devam edilirse ilişkileri 20-30 dakikaya kadar uzatmak ve birkaç ay içinde erken boşalma sıkıntısından kurtulmak mümkündür.